Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan herkese sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Nefis bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Gerçekten bayram sofralarınızı süsleyecek bu tatlı. Hemen tarifimize geçelim. 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su koyuyoruz. Evet, 1 limonun 1/4 birini koyuyoruz arkadaşlar. Şerbetimizi 15 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Şimdi tepsimizin tabanını güzelce yağlayalım. Evet, 500 gram. Bu tepsi için ben 500 gram kadayıf kullandım. Arkadaşlar, bu tatlı için kadayıfımız mümkün olduğunca taze olursa gerçekten çok güzel olur. Ben taze kadayıf bulamadım. Benimki biraz taze değildi. Açıkçası kırılıyordu kadayıf. Evet, kadayıfları bu şekilde açıyoruz. Çok az bir sıvı yağ koydum kadayıfların yumuşaması için. İç malzemesini istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben ceviz kullandım. Evet, kadayıflarımızı bu şekilde sıkı bir şekilde sarıyoruz. Evet, kadayıflarımızı sıkı bir şekilde sarmaya özen gösterelim. Sıkı saralım ki açılmasın arkadaşlar. Evet, bütün kadayıflarımızı sardık. Son kadayıfımızı sarıyoruz. Ve 500 gramlık kadayıf bir tepsi oldu. Gördüğünüz gibi. 125 gram tereyağını erittik arkadaşlar. Üzerinin köpüğünü alalım ki kadayıfımızda kötü bir görüntü olmasın. Evet, fırçayla bu şekilde kadayıflarımızın üzerine yağımızı sürelim. Evet arkadaşlar, fırınımız 170 derecede 1 saatte kısık ayarda arkadaşlar, ağır pişmesi gerekiyor çünkü kadayıfın ağır ağır çıtır çıtır kadayıf isterseniz ağır pişirin. Evet, gördüğünüz gibi tam 1 saatte 170 derecede kadayıfımız kızardı. Şu anda şerbetimiz soğuk, kadayıfımız ılık arkadaşlar. Burası çok önemli. Kadayıfınız sıcak olursa hamur yapabilirsiniz. Hamur olur. Mutlaka şerbetiniz soğuk olsun, kadayıfınız ılık olsun. Şimdi tamamen soğumaya bırakıyoruz. Bütün şerbetimizi koyduk. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, henüz şerbetimizi çekmedi.
Benim zamanım olmadığı için iftara hazırlamıştım. Bir saat daha beklediğinde gerçekten şerbetini çok güzel çekiyor. Çok güzel görünüyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bayram sofralarına bu tatlının yakışacağını düşünüyorum. Sevgili takipçilerim, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.